Merhaba sevgili seyirciler. Hepinize sağlıklı, başarılı, mutlu bir gün, mutlu bir haftalar diliyorum. Bu program Salı ve Cuma günleri yayınlanıyor biliyorsunuz. O yüzden bütün iyi dileklerim bütün bir hafta için olsun istiyorum. Hani ustanın dediği gibi güzel günler göreceğiz, güneşli günler göreceğiz der ya, öyle günler görmüş olalım, öyle günleriniz olsun. Yaşam ve spor programında birlikteyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Azamet Yazıcı. Bugün yine çok keyif alacağınız, eminim ki çok hoşlanacağınız bir sohbete tanık olacaksınız. Spor ve sanat iç içe toplumlarda, toplumların yaşamasındaki damarlardır sanat ve spor. Bugünkü konuğum tam da böyle birisi. Konuğum tiyatro yazarı, yönetmen, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Semih Çelen. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Böyle programda hiç olmasa görüşmemize bahane oldu Evet, aslında. Azamet Hocam. İyi oldu. Sağ olasın. Epey bir zamandır da görüşmüyorduk. Evet. Hiç olmasa bu program aracılığıyla da seninle sohbet etmek. Sağ olasın. Harika. Keyif verecek bana da. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim ben davet ettiğiniz için. Büyük bir zevkle. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, spor ve sanat birbirinden ayrılmayan şeyler, dallar. Sanat olmasa toplum nasıl söyleyeyim beslenemez. Spor olmasa toplum beslenemez. Dolayısıyla bugün bu çerçeve içerisinde tabii ki programın adından da biliyorsunuz yaşam ve spor çok geniş bir anlamda şey yapmıştık, değerlendirmiştim. Dolayısıyla bugün özellikle bir tiyatro yönetmeninin, bir yazarın, bir öğretim üyesinin gözüyle sporu, sanatı konuşmak istedim. Ve sağ olsun bunun için de çok sevgili arkadaşım, dostum. Çok sık görüşmesek bile ama biliriz ki orada bir arkadaşımız, dostumuz vardır, değil mi? Tabii Öyledir canım. hocam. Eskiden spor yaparken salona gelirken Yani. falan daha çok şey yapıyorduk, Evet, görüşüyorduk aynen öyle. ama pandemi biraz her şeyi Uzaklaştırdı. dağıttı, uzaklaştırdı bizi. Ben hani sporla sanatı şu noktada birleştiriyorum. Aynı sizin dediğiniz gibi. Hayatın göğe bakan tarafları bunlar. Bir hayatta ikiye ayrılır genellikle ilkellerden beri. Hayatta iki duygu vardır. Bir toprağa bakan tarafı insanın ve hayatın. Bir de göğe bakan tarafı. Spor ve sanatta göğe bakan tarafı. Aslında diğer taraflarını da içeriyor kuşkusuz. Hani tek boyutlu şeyler değil bunlar ama insanın yaşamaya dönük, hayata dönük, hayatını sürdürmeye yönelik yani ölüm güdüsüne karşı Dik duruşu. aksiyonları aslında ikisi de. Yani aslında ölümsüzlük yani beden için bedeni diri tutma ve beni sağlıklı yaşama Doğru, çabası spor. doğru. Aynı zamanda onunla barışık yaşama çabası Doğrudur. dünya ile ve kendi bedeniyle. Şeyde hem bedenen hem ruhen hem de fikren aynı şeyi yapıyor sanat aslına bakılırsa. Yani o Çok ölüm haklısın. güdüsüne karşı yaşam güdüsünü diri tutmaya çalışıyor. Değil mi? Zaten o yüzden de söylüyoruz. Hani toplumların aslında dik durması, yaşaması için bu iki alan. Sanat ve spor, sporun olmadığı bir Kesinlikle, toplum, sanatın kesinlikle. olmadığı bir toplum nasıl hasta bir toplumdur yani, öyle Kesinlikle. değil mi? Yani Yani biz işte şimdi burada şehir içinde belki 10-15 yıldır çok üzerinde odaklandığımız konular var. Bir de mesela çeperde, kent çeperlerinde sanat. Yani orada sporla sanatı aslında yan yana koyuyoruz. Neden? Yani kentin çeperlerinde spor ve sanat odakları olursa kentsel barış ve yani yurttaşlık bilinci çok daha hızlı gelişir. Ama kentin çeperlerinde spor ve sanat yoksa yani Kentin oraları çorak yaşaması. yerler haline gelir kesinlikle ve eşitsizlik alanları da yaratır. Çok Ondan doğru. sonra ve insanlar kentte çepere güvenlik sorunu olarak bakmaya başlarlar. Neden? Çünkü başka türlü bakma şansları yoktur. Yani kenti bir bütün olarak kapsama. Ama sanatla, sporla hem bir kentsel anlamda eşitlik yaratırsınız, fırsat eşitliği Evet, yaratırsınız, evet. kent ve kentsel barışı sağlayabilirsiniz böylelikle ve bir bütünlüğü, kent bütünlüğünü sağlayabilirsiniz. Biz hep sporla sanatı bu anlamda hep aynı yerde düşünüyoruz. Çünkü mesela
Yani sizler de biliyorsunuz İzmir'in öyle çeper muhitleri var. Yani mahalleler var. 3 tane kahve var. Şimdi baktığınızda oradan bir şey çıkması mümkün değil. Ama orada bir tanecik bir eskiden köy adaları gibi ondan sonra yani eskiden ne bileyim böyle bir mahalle semt evleri gibi bir şey olsa orada o kahvelere yani orada bir boş zaman geçirmeye ya da zaman geçirmeye etkinlik yapmaya yönelik şeyler bir spor sahası olsa bir basketbol sahası olsa oradaki enerji oraya bölünmüş olur ve çok oradan doğru, başka evet. başka sporcular çıkar sanatçılar çıkar öbür türlü yani sadece belli türde yani eğlence ya da zaman geçirme mekanlarıyla oradaki hayatın da köreleceğini düşünüyoruz. Çünkü kentimiz büyüyor. Büyüyor, evet. büyüyor. Nüfus hani artıyor, merkez ilişkiler. Artık bir yükü kaldıramıyor. Artık çeperlerde yaşıyor insanlar bakıldığında. Uzun tıpkı İstanbul'a dönmeye başladı İzmir'de. Herkes kendi adacığında yaşıyor. O zaman o adalarda sporla, sanatla o adaları beslemek gerekiyor bence. Soluk alması lazım. Bu arada bir işbirliğimiz var yani. Kesinlikle. Doğru, çok haklısın, katılıyorum. Yani kent yaşamını paylaşan insanların da dediğin gibi soluk aldığı alanlardır aslında. Kesinlikle. Spor yapmaktır. Dolayısıyla bir sosyalleşmektir, bir paylaşmaktır. Birbirlerine karşı bir takım şeyler konusunda, haklar konusunda saygı duymaktır. Kesinlikle. Öbür tarafta da dediğin gibi sanat, yani sıkışmış da insanlar, kent yaşamında sıkışmış olan insanın kendilerini ifade edebilecekleri kesinlikle. Alandır sanat, tiyatro. Oradan belki şuna da geçebiliriz. Yani bu kentsel yaşamın bu haliyle birlikte senin yaptığın çalışma Balıklıova'daki köy tiyatrosu çalışması. Evet. Yani Balıklıova'ya okuduğum, seni takip ettiğim şeylerde Balıklıova'ya soluk aldırmışsın. Balıklıova insanlarına soluk aldırmışsın. Yani aslında onlar da bizim hani biz de orada tabii ki bir soluk aldık. Belki karşılıklı bir etkileşim ve diyalog oldu bu diyebiliriz. Sonuçta ben şöyle düşünüyorum, çetele gibi düşünsek hayatı, bir iyilik hanesi var, bir kötülük hanesi. Dinlerde de malum vardır yani iyilik meleği, kötülük meleği, iyilikleri yazan, kötülükleri yazan. Ben hayatımda şöyle bir şeye çok önemli, iyilik hanesine çentik atmaya çalışıyorum genellikle. Çünkü o kadar çok kötülük hanesine atılan çentik var ki hayatın içinde. Bilerek, isteyerek, taammüden ya da istemeden. Hem kendisinin hem başkalarının kötülüğü için yapılan o kadar çok şey var ki. Bizim de bazı bu şeyi görebilen insanların biraz daha çok iyilik hanesine çentik atmak için. Yani bir insana çabası, bir herhangi bir nedenden dolayı ulaşmak, bir kişiyle yardımlaşmak, bir sanat yapıtı üretmek, bir şey yazmak. Bir yerde bir şeyi başlatmak falan bunların hepsini ben de hani Balıklıova Köy Tiyatrosu'nu bu çerçevede görüyorum. Yaşadığım bir yerde Balıklıova, hala da kısmen yaşadığım bir yer. Orada arkadaşlarımız böyle bir şey yapalım mı hep birlikte dediler. Hani ben gidip hadi böyle bir şey yapıyoruz enteresan olabilir köy tiyatrosu diye yapmadım. Ben yaşadığım yerde arkadaşlarım yardım istediler. Hep birlikte yapabilir miyiz dediler. Tabii ki seve seve elimden ne gelirse dedim. Başladık. Başladıkça olay değişik. Yani daha iddiasız bir şey olacakken bana göre şu an daha iddialı bir şey oldu. Kendine özgü bir kumpanya çıktı ortaya köyde yaşayan arkadaşlarımızdan. İçlerinde reçber, ev kadını, öğrenci, balıkçı, işte işletmeci, garson, öğretmen, her meslekten, her yaş grubundan arkadaşımız var. Ve bir üslubu olmaya başladı. Bu yıl 12. yaşında. 12 yıl oldu. 12 yıl oldu. Daha tabii bölgemizde bizden eski ya da bizden yeni başka yeni yeni oluşumlar da var. Bizden eski Bademler var. Bademler 90 yaşında. Var, evet. Yani Türkiye'nin ikinci eski tiyatrosudur. Birincisi malum Darülbeda İstanbul Şehir Tiyatrosu. Sonra Bademler, sonra Devlet Tiyatrosu. Yani Devlet Tiyatrosu'ndan bile eskidir Bademler Köy Tiyatrosu. Çok önemli. Yıllar önce köye gelen bir öğretmenin çabasıyla kurulmuş Mustafa Narat'ın bir şey. Şu an bir sahneleri var. Yılda neredeyse 3-4 oyun çıkarıyorlar. Çok güzel bir repertuarları var. İşte artık kostümleri var. Oradan çıkanlar, yönetmenler var. Oyuncular var. Köyün neredeyse çoğu oynamış durumda ve tabii ki Bademler aynı zamanda çok kendine özgü önemli bir köy. İşte bundan bir 7-8 sene önce galiba yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'nin en temiz köyü seçildi.
Yani aslında her şey birbirine etkiliyor baktığınızda. Çok bilinçli, çok nitelikli insanlar ve tiyatronun da bunda çok büyük katkısı olduğunu inanıyorum. İşte sanatın gücü diyoruz. Evet evet. Yani bizden sonra Ulamış gibi, Yelki gibi bölgelerde de yeni yeni kurulmaya başladı. Birkaç sefer Ulamış köyüne gitmiştim yani. Orada da dediğin gibi bak bir şey tiyatro çalışmaları falan duvar yazıları tabii, falan çok müthiş fazla. Bir aslında. Çamlı'da var mesela. Kutuyor. Yine Çamlı köyünde de var. Çamlı'da. Güzel Bahçe'den bir arkadaşımız Selin orada devam ettiriyor o tür çalışmaları. Yani giderek böyle birkaç reis derede olduğu Çeşme'de. Tabii Türkiye'de de var. Yani Kaş'ta Yeşilköy var. Mersin'de Aslanköy var. Datça'da Betçe köyleri, tiyatroları var. Yani bildiğimiz bilmediğimiz aslında bir eğilim olarak yükselmeye başladı. Bizim yani köyümüzde... Bu da sevindirici aslında değil mi? Kesinlikle kesinlikle. Yani yerelde kültür sanat odakları. Mesela Norveç'te Skruk diye bir koro vardır. Kasabanın korosu aslında ama dünya çapında bir koro. Çok sesli koro. Madrigaller falan yapıyor. Hatta bir Türkiye'de çıkmış kasetleri de var. Azerbaycan sanatçılarıyla bir şey yaptılar. Azerbaycan şarkıları diye Kültür Bakanlığı bastı. Norveç'te bir halk korosu. Yani bir folklor grubu olabilir, bir işte yani bir dans grubu, bir jimnastik grubu olabilir bir kasabanın, bir ilçenin. Ya niye olmasın? Çok yani açık. Böylelikle o yer başka bir odak kazanmış olur. Kahve dışında, evet. Başka bir şey dışında. Yani spor ve sanat bu anlamda yerelde kalkınma için, çok arka etkili. Sokaklar için çok etkili faaliyet alanlar. Semih Hocam, geçenlerde bizim üniversiteden doktor, spor psikoloğu hocam Seyhan Asırcı ile yapmıştık. Hı hı. Seyhan Asırcı ile sporu konuşurken, o da Almanya'da yaşıyor, yapmış olduğu bir takım çalışmalardan söz etti. Onlardan bir tanesi de Jim Strade'ydi, yani sokak jimnastiğiydi. Dolayısıyla Almanya, Kıbrıs birçok yerde buna benzer, hatta Türkiye'de için içine kıtan, Uluslararası Jimnastik Federasyonu'nun da önceğinde olan bir şey. Diyor ki böyle o mahallede, o köyde, o evde ya da o şehirde yaşayan insanın yarışma şeyi olmadan tabii eğlenceye yönelik, tabii. Festivale yönelik bir eskiden şeyler. Böyle eskiden böyle zaten. Orta çağda öncesinde tabii. Hep halk eğlenceleri, sokak eğlenceleri, kasaba eğlenceleri, ekini kaldırdık, seyirlik oyun oynayalım, ekini kaldırdık. Yani halk danslarının kaynağı nedir ki yani? Evet. Ekin kaldırma. Bahar geliyor, kış giriyor. Tabii yani hepsi. Tabii. Evet katılıyorum. Benim de içinde bulundum. Gerçi çok fazla gidemiyorum. Halk oyunları grubumuz var. İzmir Turizm Folklor Derneği. Oradaki arkadaşlar hala yurt dışıyla bağlantılı olan ilişkileri var. Böyle belli yaş grubunda bir dönem oynamışlar ama hala kültürünü yansıtan gruplar var. Bu tür çalışmalar. Yani işte bu toplumu ayakta tutan, kesinlikle. Toplumu ifade eden, toplumun deşarj olmasını sağlayan, kültürel birliği sağlayan. Yaşam alanları yaratıyor, alternatif yaşam alanları ve yaşam enerjisini üretiyor ve yaşam sevincini de arttırıyor. Yani dediğim gibi hep yere bakacak o kadar çok şeyimiz var ki gündelik hayatta. Ekonomik sıkıntıdan başka şeye kadar. Yani moral bozucu, ondan sonra sağlıkla ilgili olabilir, başka şeyler olabilir insan hayatında. Hep bizi yere baktıran o kadar çok şey var ki. Bazı şeylere ihtiyacımız var ki bize yaşam enerjisi. Evet. Şey yapsın. Yani bugün anksiyetinin de psikolojik rahatsızlıklarında çoğu aslında size şey veriyor. Yürüyüş yapın diyorlar mesela. Spor yapın, egzersiz yapın. Yani bu tür rahatsızlıklar, yani bu tür toprağa bakmak istemiyorsanız hep sürekli, kötümser olmak istemiyorsanız. Faaliyet yapın, bedensel faaliyet yapın, hareket sosyal edelim. Faaliyet yapın, bir yere gidin. Yani siz bir oyuna gidiyorsunuz, bir operaya gidiyorsunuz, bir konsere gidiyorsunuz. O gününüz bambaşka oluyor aslında. Sadece evet, gitme faaliyeti bile, gitme faaliyeti, insanlarla bir arada bir yere girme, çıkma, giyinme, hazırlanma. Bu bile çok önemli bir faaliyet şey aslında. O motivasyonu düşünsene tabii, yani bir şey yapacağım, bir etkinlikte bulunacaksın. Zaten... genel anlamda sağlıklı insanı tanımlarken de bu işte. Kesinlikle. Yani fiziksel olarak bir şey olacaksın. Mental olarak kendini kesinlikle. Rahat ve güçlü ifade edebileceğin alanlar bulacaksın. Sosyal ilişkiler kuracaksın. Bunları kurduğun zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği sağlıklı insan tabii. Şeyine uyuyorsun. Kesinlikle. Dediğin gibi yani birisi toprağa bakan birisine daha 70-80 yaşında 90 yaşına gelen birisine diyorsun ki ya hiç olmazsa kalk bir iki hareket yap. Tabii. Bir şey yap, yönlendiriyorsun. Tabii. Öbür tarafta dediğin gibi tiyatronun, bu iletişimlerin sağladığı şeyler de bunlar.
Bir de şey oluyor diye düşünüyorum. Yani hepsi aslında toplumsal enerji ya da sinerji dediğimiz şey, hepsi bir araya akıyor ve ne kadar çok aslında olumlu bir enerji toplumda üretiliyorsa, yani herkes birbirinden etkileniyor aslında. Kötü bir şey akıyorsa enerji ortalıkta, bir kara su varsa yani, herkese etkiliyor evet. baktığınızda. Yani o kara suyu değiştirmek lazım. Evet, iyi hale dönüştürmek evet, lazım. Kesinlikle. Ama başlangıçtaki söylediğin tanım çok şeydi, hoştu, keyifti. Yani yukarıya bakan sanat ve spor insanları yukarıya baktıran, yani göğe baktırıyor. Göğe baktıran ufka bir baktırıyor şey değil mi? Yani evet. Düşünsene ne kadar bir derinlik katabiliyor sana. Yani tabii. Bir özgürlük alanı da yaratıyor aslında. Kesinlikle. Yani yukarı. Farkın yani bireysel, bedensel bir farkındalığı da yaratıyor. Çünkü insan hani bu sanayi toplumunun getirdiği bir şey var şehir hayatının. Bedensel farkındalığı da kaybolup bir yabancılaşma yaşıyor kendine. Yani kendini varlık olarak, farklı bir varlık olarak tanımlıyor. Yani sanat ve spor aslında buradaki yabancılaşmayı kaldırıyor. O mekanikleşmeyi kaldırıyor bakarsanız. Çok haklısın. Bir tanımlamalardan bir tanesi oydu. Spor için söylenmiş olan bir şeydi ama tabii ki sanatta kapsayan bir şeyler. İnsanın özüne dönmesi, özüne çok yaklaşması. Doğru. Yani Kaynağa kendisi, dönüş diyorlar işte kaynağa dönüş, genellikle. değil mi? Evet, Çok insanın haklısın. kaynağına dönüş. Katılıyorum kesinlikle. Selim Hocam, buradan şuna da gelmek isterim. Hadi başladık, oradan devam edelim. Balıklıova'daki çalışmalardan. Buna benzer başka yapacağınız çalışmalar var mı? Yok, sonra bir ara Bu verelim. şu an Balıklıova'da şeyimiz devam ediyor. Bu yıl yine çalışmalarımız. Haldun Taner'in Vatan Kurtaran Şaban'ını çalışıyoruz. Bu oyunu daha önce oynamıştık bir kez daha. Fakat yeniden güncelleyerek bugüne. Çünkü Vatan Kurtaran Şaban'ın şöyle bir özelliği var. Haldun Bey 1965'lerde yazıyor. Kültürden, sanattan anlamayan bir insanın müsteşar olmasını anlatıyor o dönemde. O dönemde bakanlık yok, müsteşarlık var. Günümüzden pek Onlar farklı değil galiba. Şey yapıyor, dalga geçiyor biraz. Aslında çok müthiş, yani trajik bir şey ama müthiş kahkahalarla gülebileceğimiz sahneler var. Biz de çok sevdik o oyunu. Şimdi biraz daha farklılaştırarak ondan sonra oynamaya çalışıyoruz. Onun dışında ben Gelin Tanış Oğlum oyunum biliyorsunuz. Evet. Yazıp yönettiğim oyun Sen devam hocam, ediyor. Onlara gireceğim. Tamam. Onlarla konuşacağız seninle. Daha da şey, ama mahalle tiyatroları da birkaç ay sonra tekrar yeni dönemi başlayacak. Onu söyleyebilirim. Bu dönem için bunlar var. Süper. Birkaç gün önce okumuşsundur muhtemelen. Gazeteci Atilla Köprülü seninle ilgili çok keyifli bir yazı yazmış. Yazarken de şey demiş, yani bir köye tiyatro nasıl gider? Semih Çelen giderse o köyde tiyatro gider şeklinde söylemiş, yazısını sağ yazmıştı. Sağ olsun, okudum. Balıklıova köyünün bu tür faaliyetlerin olması, elbette ki orada da bir yapı vardı. Sen lokomotif oldun. Kesinlikle. Ama çok keyifli hale dönüştürmüşsün. Bir ara verin. Bu aradan tamam. sonra seni hemen bırakmayacağım. Peki. Bir söyleşi daha yapacağız. Tamam. Devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, bugünkü konuğum ya da bu haftaki konuğum oyun yazarı, yönetmen Semih Çelenkoğlu'na bir söyleşi daha yapacağız.